Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sınav yayınlarının 1206 numaralı TYT biyoloji sorularını hep beraber çözeceğiz. İsterseniz 15. sorudan başlayalım. 15. soruya baktığımızda yukarıdaki grafikte bir bitkinin kök hücrelerinin ve toprağın ozmotik basıncının değişimi verilmiştir. Buna göre kökte turgor basıncının hızla azaldığı aralık aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bir ozmotik basınç ve turgor basınçla ilgili bilgilerimizi verelim isterseniz arkadaşlar. Ozmotik basınç suya duyulan ihtiyaç olup emme kuvvetiyle doğru orantılıydı. Turgor basıncı ise suyun hücre çeperlerini veya hücre zarına uyguladığı basınçtı. Şimdi T0 ile T1 aralığına bakıyoruz. Ozmotik basıncımız ne olmuş arkadaşlar? Düşmüş. Ozmotik basıncımızın düştüğü T0, T1 ve T1, T2 anında burada turgor basıncı yükselir. Ama sonra da bizde turgor basıncının hızla azaldığı aralığı soruyor. Arkadaşlar T2 T3 aralığına bakıyoruz. Yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bu da ozmotik basıncın yavaş yavaş düştüğü anlamına geliyor. Ama T3 T4 aralığına bakarsak T3 T4 aralığında bir anda ozmotik basınç yükseldiği için suya duyulan ihtiyaç daha fazla oluyor. Bu da demek oluyor ki bitki su kaybetmiş. Bitki su kaybettiği için de turgor basıncı ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. T4 T5'te de sabitlediğini görüyoruz. Burada en hızlı turgor basıncıyla su kaybetmiş olduğu aralık T3, T4 olarak karşımıza çıkıyor. Ozmotik basınç ne kadar yüksekse turgor basıncıyla ters orantılıdır. Sorumuzun doğru cevabı T3 ve T4 olarak karşımıza çıkıyor. 16. soruyla devam ediyoruz. Enerji verimi vücuttaki miktarı yukarıdaki grafiklerde bir organizmada bulunan 3 farklı organik polimerin oksijen solunumunda kullanıldığı verdiği enerji miktarı ile vücuttaki toplam miktarı verilmiştir. Bizden bu organik bileşiklerin sıralamasını soruyor. X'in enerji verimliliği ikinci sırada. Organik bileşikleri düşündüğümüz enerji verim sıralığında ikinci sırada proteinler yer alırdı. Birinci sırada yağlar ve son sırada ise karbonhidratlar. Vücuttaki miktarı ise dikkat edersek vücudumuzda en çok bulunan proteinler, sonra yağlar, en azsa karbonhidratlar. O zaman burada X gördüğünüz gibi proteinler çıktı. Y yağlar çıktı ve Z ise gördüğünüz gibi karbonhidratlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. 17. sorudan devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Tabloma bakıyorum. İnsan, mağara ayısı, ayı, orman yarasası. Bunların kromozom sayıları verilmiş. Beslenme şekilleri verilmiş. Solunum organları verilmiş. Kromozom sayıları aynı olan canlıların beslenme şekilleri farklıdır. Görmüş olduğunuz gibi kromozom sayıları farklı olanların beslenme şekilleri hep aynı. Yani dışarıdan besinlerini hazır bir şekilde aldıkları için heterotroflar. Yani yanlış. Farklı türden olan canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Mesela insanla görmüş olduğunuz gibi orman yarasası farklı türler olmalarına rağmen kromozom sayıları aynı. Biliyoruz ki kromozom sayısına bakılarak yakın akrabalık veya uzak akrabalık ilişkisi kuramıyoruz. Kromozom sayısı arttıkça canlıların vücut büyüklüğü de artar. O zaman arkadaşlar kromozom sayısı arttığında orman yarasası ve insan arasındaki vücut büyüklüğü ya da görmüş olduğumuz gibi mağara yarasası o zaman insandan daha büyük olduğunu söylememiz gerekirdi ki yanlış. Canlıların gelişmişliği arttıkça kromozom sayıları da artar. Gelişmişlik hiçbir zaman kromozom sayısıyla orantılı değildir. Kromozom sayıları aynı olan canlılar kesinlikle aynı türdendir. Orman yarasasıyla insan aynı tür değillerdir. 18. soruya baktığımızda bir bitki hücresinde organellerinden hangilerinde DNA replikasyonu görülür? Yani bu soru diyor ki yukarıdaki organellerin hangisinin kendine ait DNA'ları var? Bildiğimiz gibi kloroplastın kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve protein senteziyle ilgili ribozom organeli mevcuttur. Yani kendi DNA'sını eşleyebilir. Ribozomun kendine ait DNA'sı yok. Kofulun daha keza kendine ait DNA'sı bulunmaz. Mitokondrinin de aynı şekilde kloroplastla birlikte çift sarılı organeller olup kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu olduğunu biliyoruz. Endoplazmik retikulumunda yine kendine ait DNA'sı bulunmamakta arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor.
19. sorudan devam ediyoruz. Şekle baktığımızda bir enzim tarafından gerçekleşen bir reaksiyon görüyoruz. X burada hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış olan kim arkadaşlar? Enzim. Görmüş olduğunuz gibi Y bu enzimin substratı. Enzim substrat kompleksi oluşmuş görüyorsunuz. Ve en sonunda açığa ürün çıkmış. Peki buna göre hangileri doğrudur? X aktif bölgesinden Y molekülüne bağlanmıştır. Görmüş olduğunuz gibi X'in aktif bölgesi şurasıdır arkadaşlar. Apoenzim substrat kısmını tanır ve Y molekülüne bu bölgeden bağlanır. Reaksiyon sırasında enzim substrat kompleksi oluşmuştur. Görmüş olduğunuz gibi ürün oluşmadan önce enzimle substrat bu şekilde bağlanıyor. Z ve T molekülleri X'in yapı taşlarıdır. Arkadaşlar açığa çıkan Z ve T ürün olup Z ve T Y'nin dönüşümüyle meydana gelen ürünlerdir. O yüzden X enzimdir. Burada Z ve T molekülleri Y'nin yapı taşları demesi lazımdı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. 20. soruda bir bakteriyofajın yaşam döngüsü var gördüğünüz gibi. Bakteriyofajlar neydi arkadaşlar? Kendilerine ait DNA'ları olan ve konağını bakteriden yana seçen virüslere bakteriyofaj virüsleri diyorduk. Görmüş olduğunuz gibi sadece ilgili DNA'sını sokuyor. Yani kapsit kısmı, kuyruk kısmı ve boyun kısmı dışarıda kalıyor. DNA'sını daha sonra bakteri DNA'sını parçalayarak eşliyor gördüğünüz gibi. En sonunda da virüs sayısı arttığında en sonunda bakteri hücresini parçalayıp serbest bir şekilde dışarıya çıkıyorlar. Peki bizden ne istiyor? Bakteri DNA'sının parçalandığı ve faj DNA'sının eşlendiği olaylar. Görmüş olduğunuz gibi bir numaralı görüntüde bu bakterinin DNA'sı. İki numaralı görüntüye baktığımızda bakın bakterinin DNA'sı nasıl parçalanmış. Yani parçalandığı aşama iki numaralı kısım olarak karşımıza çıkıyor. Faj DNA'sının eşlendiği kısımsa bakın henüz faj DNA'sı burada. O yüzden bu faj DNA'ları 3 numaralı görüntüde bakın bakteri DNA'sı ile birlikte kendilerini eşliyorlar. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Zaten 4. olayla da bakteri hücresini patlatıp dışarıya çıkıyorlar. Evet, bugün sizlerle birlikte 1206 TYT denemesinin biyoloji sorularını hep beraber çözdük. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşça kalın.